Evet sevgili gençler tekrar hoş geldiniz. Milli Edebiyat dönemine devam ediyoruz. Milli Edebiyat döneminin sanatçılarını işlemeye gelin hep beraber devam edelim. Evet Mehmet Fuat Köprülü. Hocam Mehmet Fuat Köprülü evet bu Osmanlı paşalarından Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan gelen bir sanatçımızdır. Fecr-i Ati'den Milli Edebiyat'a geçmiştir. Edebiyat tarihi alanındaki araştırmalarıyla tanınır. Bu alanda Ordinalis profesördür. Evet. Yani Türk edebiyatında edebiyat tarihçiliğini başlatan, modern anlamda edebiyat tarihçiliğini başlatan yazarımızdır. Divan ve halk şairleriyle ilgili inceleme ve tanıtma yazıları yazmıştır. Edebiyatımızı destanlar devrinden günümüze dek bir bütün olarak incelemiştir. Yine birçok sanatçıyı bilim dünyasına tanıtmıştır. Özellikle arkadaşlar Hoca Dehani, Şeyyat Hamza'yı ve Ahmet Faki'nin tanıtılmasında, tanınmasında çok önemli katkılar. Hatta o olmasaydı belki biz bugün onları bilmezdik diyebilirim. O bize tanıtmıştır. Yine aynı şekilde Mehmet Fuat Köprülü ile alakalı şunu da bilmemizde fayda var. Edebiyatçı fakat aynı zamanda önemli bir siyaset adamıdır da. Adnan Menderes ve Celal Bayar'la beraber Demokrat Parti'yi kurmuştur. Uzun süre milletvekili ve hatta Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Ve arkadaşlar hazin de bir ölümü vardı Mehmet Fuat Köprülü'nün. Yolda yürürken bir direğe çarpması sonucunda hayata veda etmiştir. Ve 2017 yılında ÖSYM tarafından da sorulan bir sorudur. Yani eserleri ve hakkında geniş bilgi vererek bu kimdir şeklinde soruldu. Evet eserleri Türk Edebiyatı'nda ilk mutazavıflar, Türk Saz Şairleri, Türk Edebiyat Tarihi en önemli eseri belki de budur. İki cilt halinde ve diğer iki eseri de önemli. Geldik Hamdullah Supi Tanrıöver. Gençler Hamdullah Supi Tanrıöver Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem sanatçısı olan Sami Paşazade Sezai'nin yeğenidir. Yani o onun amcasıdır. Sami Sezai onun amcasıdır. Evet arkadaşlar Fecr-i Ati'den Milli Edebiyat'a geçmiş aynı Mehmet Fuat Köprülü'de olduğu gibi. Türk milliyetçiliğinin yayılmasında çok önemli bir rolü vardır. Büyük bir hatiptir. Hitabelerini Dağ Yolu adlı iki ciltlik kitapta toplamıştır. Gazetelerde yazmış olduğu diğer milli yazılarını Güne Bakan'da toplamıştır. Yani Dağ Yolu ve Güne Bakan eserlerinin sahibi. Bakın Hamdullah Supi Tanrıöver aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda hatipliğiyle bilinen, yani çok güzel konuşmasıyla öne çıkan bir yazardır. Siyasetçidir aynı zamanda. Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Hatta Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kürsüde iki defa okuyup ve meclisteki bütün milletvekillerinin ayakta alkışlamış olduğu günü yaşayan, İslam'da ya veya okuyan, o şiiri okuyan Hamdullah Supi Tanrıöver'dir. O zaman da Milli Eğitim Bakanı olarak arkadaşlar kürsüde oturmaktadır. Evet, Rıza Tevfik Bölükbaşı. Karacaoğlan ve Dertli'nin etkisinde kalmıştır. Yani saz ve tekke geleneğini bir anlamda devam ettirmiştir arkadaşlar. Halk dilini ve heceyi savunmuştur. Şiirlerinde daha çok aşk, tabiat, nostalji, çocukluk anıları gibi konular vardır. Çok ansiklopedik bilgiye sahip olduğu için de feylazof yani filozof Rıza Tevfik diye arkadaşlar ne yapmıştır? Lakabını almıştır. Özellikle Rıza Tevfik Bölükbaşı ile alakalı soru gördüğünüzde Serab-ı Ömrüm adlı eserini görürsünüz. Arkadaşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı aynı zamanda Sevr Antlaşması'nı imzalayan heyetin içindedir. Ve Kurtuluş Savaşı kazandıktan sonra da vatan haini ilan edilip yurt dışına sürülmüştür. Ve 1943 yılına kadar da yurt dışında yaşamıştır. 1943 yılında ülkeye dönmüştür. Aynı zamanda Ahmet Kaya'nın da daha sonrasında bunu bestelemiş olduğu Uçun Kuşlar Uçun adlı o meşhur şarkıyı da şarkının sözlerini de yazan kimdir? Rıza Tevfik Bölükbaşı'dır sevgili arkadaşlar. Evet geldik Ebubekir Hazım Tepeyran. Arkadaşlar Ebubekir Hazım Tepeyran yazar Oktay Akbal'ın dedesidir. Evet bu cümlede görürsünüz. Yazar Oktay Akbal'ın Cumhuriyet döneminin önemli edebiyatçısı Oktay Akbal'ın dedesidir. Hangisi arkadaşlar? Ebubekir Hazım Tepeyran. Evet Kuvayi Milliye yardım ettiği gerekçesiyle işgal ordusu tarafından kurulan harp divanında yargılanıp idama mahkum edilmiş ve son anda Sultan Vahdettin cezasını kürek mahkumiyetine çevirmiştir. Türkçe, Fransızca, şiir, anı, öykü kitapları yayınlamıştır. Tek romanı Küçük Paşa, bu önemlidir arkadaşlar. Nabizade Nazım Karabibik romanından sonra köyü ve köylüyü anlatan ikinci romandır. Yani Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı köy romanından sonra Türk Edebiyatı'nda köy hayatını anlatan ikinci roman kimindir?
Ebubekir Hazım Tepera'nın Küçük Paşa adlı romanıdır. Eski Şeyler adlı iki kitabı da önemlidir. Gelelim şimdi şiirlerine. Kar Çiçekleri adlı şiir kitabı var. Hatıra anı türünde zalimane bir idam hükmü, ki az önce söylemiş olduğumuz kendi hayatını o da anlatır. Belgelerle Kurtuluş Savaşı anları diyoruz. Arkadaşlar bu şekilde milli edebiyat döneminin önemli sanatçıları bitti ve bu dönemin bağımsızlarını kimdir? Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı. Şimdi gel Mehmet Akif Ersoy'u hemen hep beraber işleyelim. İstiklal Marşımızın şairi dini, milli, lirik, epik özellik taşıyan şiirleriyle edebiyatımızdaki özel yerini almıştır. Türkçülüğe ve milli edebiyata karşı çıkmıştır. İslam Birliği'ni, yani ümmetçi bir şairimizdir. İslam Birliği'ni savunmuştur. Tüm şiirlerini aruzla yazmıştır. Aruzu konuşma diline başarıyla arkadaşlar uygulamıştır. Yani tüm şiirleri aruzla yazmıştır. Ve bunda yani tüm şiirlerini aruzla yazması yönüyle kime benziyor arkadaşlar aslında? Bir anlamı Tevfik Fikret diyeceğim ama Tevfik Fikret'in biliyorsunuz bir tane eseri nedir? Şermin diye bir şiir kitabı hece yazmış ama kimin gibi mesela? Cenap Şahabettin gibi, kimin gibi? Ahmet Haşim gibi. Bunlar da bütün şiirlerini aruzla yazmışlardır. Nazmı nesre yaklaştır. Bu da çok önemli. Bunu Tevfik Fikret'te bahsetmiştim ben. Nazmı nesre yaklaştırma dediğimizde aklımıza gelecek iki kişiden birisi Tevfik Fikret'tir. İkincisi de kimdir? Tabii ki Mehmet Akif Ersoy. Realist bir şairdir. Manzum öykülerinde naturalisttir. Evet, realist bir şair de çok yakın zamanda 2017 olabilir. Çıkan bir soruda şöyle bir demişti. Mehmet Akif'e ait bir cümle. Diyordu ki orada, hayal ile yoktur alışverişim, inan ki cancağızım, her ne demişsem görüp de söylemişim. Yani tamamen realist, gördüğünü anlatan, hayal, romantizme kaymamış, gördüğünü anlatan bir şair olması yönüyle realist bir şairdir. Şiirlerinin çoğu manzum öykü şekli, ki manzum hikayecilik dediğimizde de yine aklımıza gelecek kişilerden biridir. Kimle beraber? Tevfik Fikret'le beraber. Özlediği gençliği Asım ismi ile simgeleştirmiş ve dinine bağlı, vatanını, milletini seven bir gençlik istemiştir. Asım'ın gençliği, Asım'ın nesli dediğimiz nesil ne nesilmiş diyoruz ya arkadaşlar. İşte Asım'ın şahsında özlemiş olduğu veya istemiş olduğu gençliği anlatmıştır. Evet, Sırat-ı Müstakim ve Sebil Reşat dergileri de dergilerinde şiirler, din ve edebiyatla ilgili makaleleri yayınlamıştır. Şiir arkadaşlar tek bir şiir kitabı arasında Safahat'tan Musafahat'ın bölümleri vardır. Safahat, Süleymaniye Kürsüsü'nde Hakk'ın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde Hatıralar, Asım ve Gölgeler olmak üzere 7 bölümden meydana gelir. Yine manzum hikayeleri vardır ki o da Safahat'ın içinde geçiyor. Hasta, Küfe, Meyhane, Seyfi Baba, Hasır, Mahalle Kahvesi gibi önemli şiirleri vardır. Çanakkale şehitlerine, Bülbül, Bülbül, Hasta, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba ve Hasır adlı arkadaşlar neleri? Şiirleri de çokça bilinen şiirlerdir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da ekstra bilgi olarak verelim. 2011 yılı Mehmet Akif Ersoy'u anma yılı olarak da kutlandı sevgili arkadaşlar. Tabii Mehmet Akif Ersoy deyince onun karakteri çok önemli. Yani Mehmet Akif Ersoy'un karakteri nedir, kişiliği nedir dediğimizde de aslında arkadaşlar çok güzel bir şiiri var. Deseniz biraz şiirden size sunayım. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy, zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadına saldırdım hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımda kovarım. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal kuyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma, geç, git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İşte aslında bu şiir Mehmet Akif Ersoy'un aynı zamanda karakterini, kişiliğini de simgeleyen bir şiirdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci bağımsız şairimiz olan Yahya Kemal Beyatlı. Arkadaşlar Yahya Kemal Beyatlı'nın asıl adı Ahmet Agah'tır. Şiire batılı anlayışla ilk çeki düzen veren odur.
Öz şiir, yani saf şiir anlayışındadır. Aynen Ahmet Haşim gibi, aynen Necip Fazıl Kısaköy gibi. Aşk, sonsuzluk, özlemi, ölüm, Osmanlı tarihi, özellikle bu çok önemli. Osmanlı tarihi neoklasiktir. Kahramanlık, İstanbul sevgisi gibi konuları işlemiştir. Divan, nazım şekillerini kullanmıştır. Şarkı, rubai, gazel, murabba şeklinde şiirler yazmıştır. Türk aruzuna son ve en mükemmel şekli vermiştir. Şiirlerinde hep aruzu kullanmıştır. Hecel yazdığı tek bir şiiri var da ok şiiridir. Türkçem ağzımdan annemin ak sütüdür der. Kim? Yahya Kemal Beyatlı. Esrar ve Agah Kemal mahallesiyle de şiirler yazmıştır. Yine şiiri nesline yaklaştırmasına karşı çıkmıştır. İşte bu özelliğiyle Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy'dan ayrılır. Yani aruzu başarılı kullanması yönüyle ikisine benzer. Aruzu Türkçeleştirmesi yönüyle ikisine benzer. Ama şiiri nesline yaklaştırmaması yönüne onlardan ayrılır. Rimbaud, Baudelaire'den etkilenmiştir ki bunlar sembolisttir. Şiirde biçim mükemmelliği aramış, sözcükleri bir kuyumcu titizliğiyle seçmiştir. Parnasizm, söylemiştik daha önceki derslerimizde. Parnasizmin Türk şiirindeki en iyi uygulayıcılarından bir tanesi kimdir? Tevfik Fikret'tir. Belki de ikincisi de Yahya Kemal Beyatlı'dır. Evet, Sorbon Üniversitesi'nde ünlü tarihçi Albert Sorel'den etkilenmiştir arkadaşlar. Evet, Albert Sorel bir tarihçidir ve onun derslerine girmiştir. Hatta Yahya Kemal arkadaşlar 2. Abdülhamid'in istibdadından dolayı ülkeyi terk edip kaçmak zorunda kalmış. Ama gelin görün ki bir Osmanlı hayranı olarak dönmüştür ve bunda Albert Sorel'in de çok önemli etkisi var. Hatta Albert Sorel'in dünyada keşfedilmeyi bekleyen iki şey vardır. Coğrafyalarda kutuplar, tarihlerde Türklük dediği de rivayet edilir ki işte Yahya Kemal'in de Türk tarihine, Osmanlı tarihine bir anlamda aşık olmasını da Albert Sorel'in bu Türk tarihine olan bakışı etkili olmuştur. Bir dönem ne Yunanilik ne klasizm, daha önce anlatmıştık, etkisinde kalmıştır. Cumhuriyet sonrasında Arif Nihat Asya ile birlikte rubaileri en çok yazan şairdir ve Dergah dergisini de arkadaşlar ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Arkadaşlar, İstanbul aşığı olan bir şairdir. Yani hatta Nedim'den sonra İstanbul'u en çok işleyen, en çok şiir yazan şairlerimizden biridir. Hatta babası Üsküp Belediye Başkanlığı da yapmıştır bir dönemde. Ve aynı şekilde ya Kemal Beyatlı arkadaşlar Lozan görüşmelerinde danışmanlık da yapmıştır. Ve Büyükelçilik, hatta Urfa Milletvekilliği de bir dönem yapmıştır ve dediğim gibi Osmanlı hayranıdır. Osmanlı hayranı, yani 2. Abdülhamid'in istibdadından kaçıp Avrupa'ya gidiyor fakat Osmanlı hayranı olarak Türkiye'ye, ülkesine dönüyor sevgili arkadaşlar. Hatta şöyle der, şiir, yani onun şiirlerinde dedik ya çok kapalı, yani Parnasizm ve sembolizm etkisiyle kapalı şiirler yazar. İmge ve söz sanatlarına çok ağırlık verir. Ve şöyle der, şiir sessiz bir bestedir. Musikiden başka bir musikidir. Yine aynı şekilde kelimeler benim namusumdur diyen adamdır aynı zamanda arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın 2018'de, 2 sene önce Yahya Kemal Beyatlı'la alakalı bir soru soruldu. Ve soruda onun hakkında bilgi verildi ve Süleymaniye'de Bayram Sabahı eseri verildi. Ve bu kimdir diye soruldu arkadaşlar. Ve maalesef orada Mehmet Akif Ersoy da şıklarda vardı ve Süleymaniye Kürsüsü'nde Mehmet Akif Ersoy'un bir eseridir. Hemen ondan hareketle çoğu öğrenci Mehmet Akif Ersoy demişti. Halbuki ne diyor burada? Süleymaniye'de Bayram Sabahı. Bu şiir kime aittir? Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir arkadaşlar. Evet diyoruz ve aynı zamanda Yahya Kemal Beyatlı arkadaşlar kitapsız şair, esersiz şair diye anılır. Bütün eserleri ölümünden sonra toplanmıştır. Yani hayattayken şiirlerini, eserlerini kitaplaştırmadığından dolayı kitapsız şair veya esersiz şair diye de anılmıştır diyoruz ve şimdi gelin eserlerini tek tek inceleyelim. Evet, şiirleri. Kendi gök kubbemiz, eski şiir rüzgarlarıyla rubayiler ve hayyam rubayilerin Türkçe söyleyiş, bitmemiş şiirler adlı şiir kitapları. Yine makale var. Aziz İstanbul, İstanbul sevgisi ve tarihi anlatır burada. Eğil Dağlar Kurtuluş Savaşı'nı anlatmış olduğu bir makale kitabıdır ve edebiyata dair de yine bir makale türünde eseri vardır. Anıları var. Çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, bir de siyasi hikayeler. Peki bilinen şiirleri hangileridir? Evet, Akıncı Türküsü çok bilinir. Muhaç Türküsü, Ok,
ki Hecer yazmış o tek şiirdir. Sessiz Gemi çok meşhur bir şiirdir arkadaşlar. Mehlika Sultan, Açık Deniz, Endülüs'te Raks, Rintlerin Akşamı, Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirleri oldukça bilinen meşhur şiirlerdir diyoruz. Ve dersimiz burada bitmiş olup bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz.